Paramızın değeri niye bu kadar düştü? Ve sürekli düşmekte devam ediyor. Çok korkunç bir bozulma içerisinde, bir bozulma, bir çözülme içerisindeyiz. Dua ettiğimiz zaman, dua ederken niyetimizle gayretimiz aynı istikamette olacak. İmsal olsun diye söylüyorum. Mesela şimdi diyoruz ki, ya Rabbi zalimlere kuvvet verme. Müminlere kuvvet ver, Müslümanlara kuvvet ver, kudret ver. Zalimlere, kafirlere kuvvet, kudret verme. Bunu duasını yapıyoruz. Yani zalimlere ve kafirlere güç verme ya Rabbi, onlar güçlenmesin diyoruz. Dua güzel. Ama tatbikata gelince elimize geçen parayı, 10 milyon, 100 milyonu geçen parayı değeri düşmesin diye götürüp dolara veya marka yatırıyor muyuz, yatırmıyor muyuz? Dolara yatırınca dolar güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yavurun parası güçleniyor mu, güçlenmiyor mu? Yani demin ya Rabbi kafirlere güç verme dedin, gittin eline sen güç verdin. Bu dua kabul olur mu? Ağzın başka, elin başka. Ağzın kafirlere güç verme diyor, elinle götürüp kafirin markına ve dolarına güç veriyor, sen veriyorsun. Haçı hoca veriyor. Böyle dua olmaz, bu duanın akıbeti yoktur. Bu şuna benziyor, mesela bir adam Erzurum'a gitmeye niyetlense, duanın önemini söylüyorum, duanın şartı bu. Niyet ettim Erzurum'a gitmeye dese, ha bu adam Erzurum'a gitmeye niyetlenmiş. Ancak gidip İzmir'e giden otobüsten bilet alıp İzmir'e giden otobüse binse, niyeti Erzurum'a gitmek olduğu halde bu adam Erzurum'a gidebilir mi, gidemez mi? Gidemez, İzmir'e giden otobüse binmiş. Niyet kafi değildir. Niyetle gayret aynı istikamette olacak. Ya Rabbi kafirlere güç verme diyorsun, eline geçen parayı dolara yatırınca kafirin parası olan dolar güçler yükseliyor. Sen geride kalıyorsun. Ve hızla, hiç ara vermeden milli ve manevi değerlerimize dönmemiz lazım. Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Muhammed'ül Emin'e, bütün manevi değerlere yeniden yönelmemiz lazım. Bu gidiş Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki hayra alamet değil.